Günaydın. Eskişehir Net'ten herkese merhaba. Haftayı özetlemek, güne bakmak, dünü de biraz özetlemek için buradayız. Gündemin ilk maddesi tahmin edileceği üzere Emirdağ seçimi. Emirdağlılar Vakfı'nda bir seçim yapılamadı. Böyle söyleyelim. Bir seçim yapıldı diyecektim az kalsın. Ama yapılamadı. Öncelikle şunu söylemek lazım. Bu bir sivil toplum kuruluşu, büyük de güçlü de bir sivil toplum kuruluşu Emirdağlılar Vakfı, ama son zamanlarda nedendir bilinmez arka arkaya böyle çok sıkıntılı işlerle gündemimize geliyor, kamuoyuna yansıyor. İyi, olumlu, güzel işlerle ne yazık ki anılmıyor Emirdağlılar Vakfı, yapılan onca güzel işlere, oradaki onca güzel insana rağmen. Şimdi 3 aday vardı Emirdağlılar Vakfı'nda. Bunlar başkanlık için yarışacaktı. Biliyorsunuz mevcut başkan Murat Kahya, ardından Sibel Erenoğlu ve Orhan Özkır eski başkanlardan adaylık için toplandılar. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda saat 13'te. Bu ikinci ve seçimli olması gereken toplantıydı genel kurulun, ama olmadı, olamadı. Tansiyon yükseldi, nabız zaten hiç inmedi. Yani bir sivil topluma, hani Emirdağlılara yakışmadı falan demeyeceğim. Kimseye yakışmaz. Orası bir sivil toplum. Orada kalbur üstü insanlar, gerçekten toplumun aydın insanları var. Bu hareketler, o sözler, o gerginlikler yakışmadı, yakışmadı. Şimdi biz şöyle bir Emirdağlılardan bahsederken bir klişe olmuş bir cümle var, bir kalıp. Üç Emirdağlı bir araya gelemez. Hani bunu bazen Mihal Açık lobisine bakıp söylenirdi. Ya adamlar birbirlerine bak ne kadar tutkunlar falan. Son zamanlarda o da biraz o işte biraz tavsadı, biraz gevşedi, ama olsun. Yine de Emirdağlılara bakınca işte burada 100 bin kişiyiz, 130 bin kişiyiz, ama birlik beraberlik yok. O zaman da bir güç olmuyor, olunamıyor. Böyle denirdi. 3 Emirdağlı bir araya gelemez. Şimdi bu cümleyi biraz güncelleyeceğiz. 3 Emirdağlı bir araya geliyor ama bir seçim yapamıyor. Çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı bir durumdu. Sorun neydi? Sorun aslında biraz gündemde tutmaya çalışmıştık bunu. Üye yapılması, üye iddiası. Ne zaman? 7 Nisan'daki, biliyorsunuz ilk kongre tarihi, ardından bugün ertelenmişti. İşte bu arada özellikle ve de biraz daha genişletirsek son 2-3 ayda 1000'e yakın üye yapıldığı iddiası var. Bu nedenle kongre olmadı. Orada elbette ki tansiyon yükseldi. Yani iki formül önerdi. Divan başkanıydı Yılmaz Karaca. Dedi ki ya bu şekilde yapacağız, siz sonra mahkemeye gidip itiraz falan, ama o da sonra karar defterine bakınca bunun asla olamayacağını gördü. Bir ara İlker abi formülü hemen orada masa başında geliştirildi. Bu da yönetime, mevcut yönetime yakın bir takım insanların önerisiyle olmuş. İlker abi, İlker Özokçu biliyorsunuz. Düzgün bir isim, tarafsız bir isim bu konularda. Düz bir insan, belki de biraz onun o temiz yönünü kullanılmak istendi. Ama İlker Özokçu'ya da dendi ki kulislerde kulağına, abi sen bu işlere karışma. Burada çok sıkıntılı bir durum var. O da zaten olmadı. Ne dendi sonra? Dendi ki biz bunu, başkanlar orada toplandı, divanla biraz görüştüler. Bayramdan sonraya bırakıyoruz dediler. Maalesef seçim yapılamadı. Bu da vakfın artık tarihine bir not olarak düşürdü. Eskişehir sivil toplum hayatının bir not olarak düşüldü. Bayramdan sonra seçim yapılacak dendi. O seçimin tarihi de 16 Haziran olarak sonra SMS atılmış duyduğumuz kadarıyla. Kazanan belli değil Emirdağlılar seçiminde, ama kaybeden Murat Kahya ve ekibi oldu. Bunu da biraz sordum. Dedim ki yani hani Murat Kahya şimdi nasıl böyle bir insan mıdır, bildiğimiz kadarıyla değil. Şunu öğrendik, şunu söylediler. Dediler ki Murat Kahya'nın olandan bitenden haberi yoktur. Alttaki ekipler, oradaki insanlar, yönetimdeki bazı kişiler bunları yapmışlardır dedi. Çünkü Murat Kahya biliyorsunuz yoğun, çok yoğun bir iş hayatı olan bir iş insanı. İşte vakfada ne tarz hizmetler yapıldığı oradaki faaliyet raporundan öğrendik daha detaylı bir şekilde. Böyle bir şeyin içinde olmaz, olamaz dendi. Ama fotoğrafa baktığınız zaman 1000 üye yapılmış onun başkanlığında son 3 ayda, biraz sıkıntılı.
Şimdi bir son bir cümleyle Emirdağlılar bahsini kapatalım. Divan Başkanı'nı da kutlamak gerekiyor, Yılmaz Karaca'yı. Biliyorsunuz orada bir takım saldırılar oldu. Çok gergin geçeceği belli bir kongre. Çok güzel, sükunetle yönetti. Gerçekten sivil toplum içinde, sivil toplum hayatının içinde olan bir insan olarak konulara çok hakimdi ve nabzı düşürmeyi bildi. İyi bir yönetim sergiledi. Başkan bitir artık falan diye böyle ön taraflardan bir ara Suat Er'i gördüm. Saatini gösteriyordu. Sen dedi böyle herkese söz verirsen bu bitmez dedi. Bitir hadi bitir. Birileri geldi ama Yılmaz Karaca oldu bittiye izin vermedi. Hak, hukuk, adalet, kanun, tüzük, yönetmelik neyse onu uyguladı ve bıraktı. Tebrik ediyoruz. Geçiyoruz bir diğer gündem maddemize. Çok hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi Eskişehir'de bir bekleyiş var. Nedir bu bekleyiş? Belediyelerin kabinelerini tırnak içerisinde bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partili özellikle merkezdeki 3 belediye, Büyükşehir, Odunpazarı, Tepebaşı. Şimdi bir takım tabii ki seçimden sonra elbette biraz yenilenme, bir pozisyon değişikliği, ekipte bir değişiklik, değil mi? Yorulanlar, metal yorgunları falan olabilir. Performansı yeterli bulunmayanlar olabilir, tartışmalı isimler olabilir. Bütün bunlar bazı değişikliklere neden olacak. İşte böyle bir bekleyiş var. Bir bakalım, hani derler ya bazen kabine kurulunca işte savaş kabinesi falan diye, biz de bakacağız. Acaba belediyeler ne kabinesi kuracaklar? İttifak kabinesi mi, hizmet kabinesi mi, yoksa partililerden oluşan bir kabine mi? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu hazırlığın olduğunu duyuyoruz. Özellikle de Odunpazarı Belediyesi'nde Kazım Kurt'un, öyle değil mi, bir değişikliğe gidecek mi, gitmeyecek mi, gideceği yönünde bir takım duyumlar alıyoruz. Şimdilik beklemedeyiz. Bakalım neler yapacak. Kazım Kurt demişten son bir cümlesini de hatırlatalım. Buraya daha sonra Eskişehir Spor'a bakalım. Devrimciyiz, solcuyuz diye Odun Pazarı'nda yaşayan her iki kişiden birinin oyunu aldık dedi Kazım Kurt. Çok doğru söyledi. Çünkü Kazım Kurt CHP'li olduğunu, solcu olduğunu hiçbir zaman gizlemedi. Şimdi bu partili olmakla partizanlık ayrı şey. Hizmet yaparken bunu yansıtmadı. Ama ben Cumhuriyet Halk Partiliyim dedi. Ben bu hizmetleri CHP'li olduğum için yapıyorum dedi. Solcu olduğum için bunları yapabiliyorum dedi. İşte hamam yolunda çayı 1 lira yaparken de, Emek Mahallesi'ne bir kreş, kütüphane yaparken de bunun arkasında durdu. Ya da ilk geldi ne yaptı mesela? İşçileri, öyle değil mi, sendikasız kimse kalmayacak dedi. Yaptığı her şeyi de biraz Cumhuriyet Halk Partisi'ne, CHP'nin de kazanım sağlamasına uğraştı, çalıştı. Bunu hiçbir zaman saklamadı, gizlemedi. Hani bazen böyle politikacılar yapar. Ya işte tamam biz şu partiliyiz ama ya tam da öyle değiliz. Çok da logomuz görünmesin işte biraz falan demedi. Aynen böyle dediği gibi göğsünü gere gere dedi ve bu oyu aldı. Yeniden başkan seçildi. Akşam saatlerinde bir maç var. Saat 19. Eskişehir'in hareketli noktalarından birisi de Eskişehir Spor, her zaman olduğu gibi. Şimdi bugün Afyon maçı var. Çok önemli, çok kritik. Ardından hareketin başlayacağını söyledik. Afyon'u inşallah kazasız belasız 3 puanımızı alıyoruz ve ligde kalıyoruz. İşte son 3 hafta başkan yönetim tartışmaları arayışlarıyla geçecek. Bunun da böyle emarelerini artık elle tutulur, gözle görülür bir şekilde, değil mi? O hale geldi. Şirketleşme var Eskişehir Spor'un gündeminde. Şirketleşilmeli mi? Bu birkaç zamandır var biliyorsunuz. Aksi halde çok kötü sonuçlar olacak deniyor. Başkan arayışları var. Bir takım isimler duyuyoruz. Muhtemelen saat 9'dan sonra, 21'den sonra daha çok duyacağız, daha net konuşacağız. Şimdi bu maç öncesi bunları çok dillendirmeyelim. İşte şimdilik bizden bu kadar olsun. Pazartesi haftaya başlıyoruz. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Ama Eskişehir Spor konusunda bir cümle, şirketleşmek, evet oturalım, konuşalım, tartışalım, düşünelim ama önce takımlaşmalıyız. Eskişehir Spor önce takımlaşmalı. Hoşça kalın, iyi günler.